Başka var mı? Ne var? Rüzgar, güneş, dalga. Senin adın ne? Aybike. Aybike, evet. Neden tasarruflu olmak? Eğer tasarruflu olmazsak kullandığımız şeyler elbette sonu gelir. Kullandığımız şeylerin sonu gelir, tamam. Ve eğer bugün için, bu hafta dinleyeceğiniz dersteki veya eğitimdekiler yerine gelmezse nüfusun üçte biri suya ulaşamayacak. 2050 yılında suya ulaşamayacak üçte biri. Ve göçmen ne demek? Göçmen. Evet. Sen söyle bakalım. Adın ne? Halil. Halil, evet. Göçmen ne demek? Başka ülkelerden ülkemize gelen insanlar. Evet, biz başka yerlere... Hayvanlarda da aynı. Hayvanlarda da aynı. Evet, göçmen kuşlar değil mi? Evet. Başka ülkelerden ülkemize gelen, biz de başka ülkelere göç etmek zorunda kalabilir miyiz? Hayır, hayır. Niçin? Allah bilir. Evet, çok güzel söyledin. Evet. Başka var mı söylemek istediğiniz Halil'in cevabının dışında suya ulaşamadığımız için göç etmek zorunda kalabiliriz. Ve biraz önce ne demiştin? Erva, değil mi? Doğru söylüyorum. Üç, yani 8,5 ne dedin? 8 milyar. 7,5-8 milyar kişi yaşıyor. Bunun üçte biri ne yazık ki iklim göçmeni olacak. Yani suya ulaşamadığı için başka bir yere göç etmek zorunda kalacaklar. Savaştan dolayı değil de. Ve Türkiye'de ne yazık ki o bölgede eğer gerekli tedbirleri almazsak. O yüzden bu sınav aldığınız eğitim o kadar kıymetli ki. Ben de onun için bugün buradayım. Bu aldığınız eğitimin önemi çok kıymetli olduğu için gerekli tedbirleri inşallah alıp ülkemizde daimi olarak yaşamak istiyoruz. Biz ve çocuklarımız, değil mi? O yüzden buradaki alacağınız tedbirler önce sizin. Bakın bu eğitimi herkes alamıyor. Önce sizin. Sonra ailenize aktarmanız. Sonra okulumuza, okuldaki arkadaşlarımıza ki iklim göçmeni olmayalım. Sayın basın mensupları, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Afyon ilimizde, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezimizdeyiz. Bizim TÜBİTAK olarak desteklediğimiz, 4004 koduyla desteklediğimiz Doğa ve Bilim Okulları programımız kapsamında iklim değişikliğine çözüm olabilsem başlığıyla 30 tane 4. ve 5. sınıf öğrencimizin iklim dünyanın bütün gündeminde olan konuyu hem farkındalıklarının artması ama memnuniyetle ifade edebilirim ki biraz önce ziyaretlerimizde bulunduğumuzda öğrenci arkadaşlarımızın gerçekten farkındalık boyutunun ötesinde çözüm oluşturabilme boyutundaki gayretlerini görmekten tabii ki memnuniyet duydum ama programın esas amacı 5 gün boyunca hem okulda bu şu an Bilsem'de almış oldukları eğitim akabinde de sahada farklı alternatif yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yerinde ziyaretlerle bunu gerçekleştirecekler ve dediğim gibi şu an sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli gündemi olan iklim değişikliğine birileri çözüm bulsun, birileri teknolojisini geliştirsin, biz de onu kullanalım değil. Böyle bir sorun varsa, olacaksa biz bunun en baştan itibaren tasarlamak için, bunlara çözüm oluşturabilmek için gerekli çözümleri oluşturabilmek için tasarlamak, geliştirmek ve üretmek için biz de varız diyen 4. ve 5. sınıftaki genç çocuklarımız ama biraz önce sizler de katıldınız, sorduğumuz soruları aldığımız cevapları da gördünüz. Yani gerçekten çocuklarımızın bu konudaki farkındalığının çok ötesinde çözüm bulma noktasında heyecanları var. O heyecanlarına ben de ortak olmak için bugün Afyon'da bulunmak istedim. Gerçekten tebrik ediyoruz tabii. Aynı zamanda Afyon Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezimiz özellikle hem TÜBİTAK başta olmak üzere tüm Teknofest yarışmalarımızda derece alan bir bilim sanat merkezimiz. Biz çocuklarımızın
gerçekten biraz önce de ifade ettiğim gibi sadece iklim alanında değil ki biraz önce sorularımızda o anlamda ifade etmeye çalıştık. Yani Türkiye bu anlamda ne yazık ki gerekli önlemler alınmazsa ileride iklim göçmeni oluşturabilecek bir ülke noktasında ama gençlerimize baktıkça, öğrencilerimize baktıkça, onların çözüm önerilerine baktıkça ben bundan geleceğimiz açısından yani sadece bizim için değil özellikle gelecek nesillerimiz açısından büyük bir umut görüyorum. Ve bu umudu sadece burada değil, Türkiye'nin her bir yerine ziyaret ettiğimiz zaman bu çocuklarımızın, gençlerimizin heyecanı ki bunu 2 hafta önce bütün Türkiye'den gelen gençlerimizle, 81 ilden gelen gençlerimizle birlikte Samsun'da yaşadık, Teknofest'te. Çocuklarımızın geliştirmiş olduğu, gençlerimizin geliştirmiş olduğu çözümler bu alanda ihtiyaç duyulan bir sorun noktasının çözümünde biz varız demek için ve bu biz varızı şöyle söylemeye çalışıyorlar. Sadece bugünün teknolojilerini değil, geleceğin teknolojilerini de hazırlama noktasında. O yüzden ben gençlerimize, çocuklarımıza güveniyorum. O yüzden bugün buradayız. TÜBİTAK olarak tabii ki biz bu süreçleri desteklemek noktasında varız diyoruz. Daha fazla desteklemek noktasında da. Ve vermeye çalıştığımız hem motivasyon, aynı zamanda da sorumluluk. Bunların biri diğerine olmadan, gerçekleşmeden olması mümkün değil. Yani sadece siz sorumluluk verdiğiniz zaman motivasyon vermezseniz olmuyor. Sadece motivasyon verip de sorumluluk vermezseniz yine olmuyor. Bu çocuklarımız şu an gördük, sizler de gördünüz. Yani hem motiveler hem de biz sorumluluk almaya hazırız diyorlar. Ve onları tebrik ediyorum öğretmenlerimize. Bu sürece emeği geçen tüm danışmanlarımıza, proje yürütücümüze teşekkür ediyorum. Ve inşallah yani Afyon'da yakın zamanda yine buradaydık. İnsan Savarıcı yarışmalarımızın hem lise kategorisinde hem de üniversite kategorisinde burada gerçekleştirdik. Gelecek yıllarda da inşallah yine Afyon ilimizde farklı bilim ve teknoloji temelli yarışmalarımızı yapmak için burada birlikte olacağız. Ve yine o esnada Sayın Bakanımız da buradayken, Sanayi Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank da buradayken ifade edilmişti. İnşallah yakın zamanda bir bilim merkezimizin Afyon ilimizde açılması için de zaten ön bir protokolümüz vardı. Onun hızlı bir şekilde eyleme dönüşüp bu çocuklarımızı, burada 30 çocuğumuzla beraberiz. Bu çocuklarımızın sayısını arttırmak için biz de TÜBİTAK olarak desteğimizi, katkımızı vermeye devam edeceğiz. Ben tekrar konuya yakın ilginiz için, akşamın bu vaktinde konuyu yakın takibiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Daha çok okulda olduğumuz için alamıyorduk. Al böyle başlayalım. Şöyle o tarafa doğru geçirelim. Olur mu? Elden ele geçirelim. Evet, kartlarını oynuyor. Kartları dolduruyor musunuz hep? Arkadaki kartlarını. Evet. Hatta onları okuyormuş olsun. Yeterli miktarda var değil mi arkadaşlar? Evet, yeterli. Nasıl gidiyor eğitim? Birinci gün nasıl geçti? İyi. Evet, nasıl geçti? Evet. Ne bekliyordunuz? Ne buldunuz, ne buldunuz? Sabah geldiğinizde ne bekliyordunuz? Güzel bir şey bulduk. Yarın ne bekliyorsunuz? Ben konferans salonunda bir tane film izleyeceğim. Sonra konuşmalar yapılacak. Çok sıkıcı bir şey galiba bu. Hayır. Bence bunun gibi daha iyi değil mi böyle bunlarla uğraşmak? Değil. Evet, sorun.